Kubilay Öztürk geliyor. Sanırım Mart ayında eşinin maalesef ki bu hani teknolojiyi kullanma konusunda bazen her şeyi şöyle söyleyeyim. Bazen her şeyi teknolojiye de yüklememek gerekiyor ya da var olan bir uygulamaya değil. Mühim olan bizim o güçle ne yaptığımız, o gücü nasıl kullandığımız, hangi amaçlar için kullandığımız, ne kadarını menfaatimiz için kullandığı. Şimdi TikTok diyoruz, evet kesinlikle ben kısıtlanması gerektiğini düşünen insanlardan biriyim. Bunun da sebeplerini sizlere açıklıyorum. Yani insanlar orada para kazanabilmek için kendi eşlerine, karılarına, kendileri, çocuklarına o kadar çok şey yaptırıyorlar ki amacının dışında kötü niyetle kullanılıyor. Madem kullanılamıyorsa demek ki bazı erişim engelleri ve yasalar gelirse insanlar kendilerinin davranışlarına çeki düzen verebilirler. Kubilay Bey de eşinin teknoloji bağımlılığı neticesinde teknolojiyi olumsuz kullandığı ve orada başka insanlarla arkadaşlık ettiği ve bu konuda yazışmalara şahit oluyor ve sonrasında bu evlilik bitiyor. Bugün niye burada? Kendisinden öğreneceğiz. Buyursunlar. Hoş geldiniz. Buyurun lütfen. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Öncelikle yayını aldığınız için çok teşekkür ederim Esra Hanım. İyi ki varsınız. Ben çok yalnız kaldım ama sizin sayenizde yalnız olmayacağım burada inşallah. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kubilay Öztürk İstanbul'dan katılıyor. 45 evet, yaşında bir beyefendi. 19 yıldır evli. 16 ve 14 yaşlarında iki tane çocuğu da var. Güzel de bir evliliği varmış onun için 11 Mart tarihine kadar. Aslında son dönemde yaşanan bazen hani elle tutmadığımız, gözle görmediğimiz bir takım sorunlar vardır. O sorunların adını koyamayız. 11 Mart tarihinden sonra bu evlilikle ilgili bir boşanma davası açıyor. Bu boşanma davasında açan kocanın Kubilay Öztürk'ün kendisi. Siz aslında her türlü yasal yollara başvuruda bulunmuşsunuz. Evet. Ama bugün niye burada ve 12 Mart'tan beri niye eşinizle ayrı yaşıyorsunuz? Şöyle özetleyeyim ben size Esra Hanım. Benim gerçekten çok güzel yuvam vardı. Mutlu bir yuvam vardı. Ailem için parçalanarak mücadele ediyordum. Olay günü 12 Mart'ta. Tabii bundan önce de yaklaşık şimdi 2 sene diyeyim. Bir sene önceydi ama. Eşim benden çok uzak duruyordu. Bir takım bir şeyleri sezmiştim zaten ben. Ama hani çalıştığından dolayı da yorgun, sıkıntılı, hep alttan alarak devam ettirmeye çalıştım. Ben onu çok sevdim. Baş tacı yaptım. Çocuklarımdan önce onu tuttum. Neden? Gözü bir yerde kalmasın. Dışarıda kalmasın diye. 12 Mart günü eşim kendi evimde. Kız kardeşi Gülcan, buradan sesleniyorum. Baldızım Gülcan İlter de buna şahit. Umarım buna herkesin söz hakkı cevap hakkı umarım da buna da şahitlik yapacaktır kendisi. Yaparsa da çok sevinirim. Çünkü eşimin ailesinden de çok fazla destek göremiyorum. Ve buraya çıkacağım için de tehdit aldım. Neyle tehdit edildiniz? Nasıl tehdit edildiniz? Şöyle söyleyeyim. Kayınpederim, buradan sesleniyorum. Turan Bey, Turan Baba ellerinden öpüyorum. Sen gene benim babamsın. Sana saygı diyorum ama bana inanmadın, kızına inandın. Kızına inanarak beni suçladın. Burada 85 milyon Türkiye önünde, sizlerin huzurunda kızınızı, gerçek yüzünü göstereceğim. Dedi ki bana, sen de Esra Hanım'la çıkacaksın. Alkışlarım ama Iğdır'da kendisi bununla erkek ilgili kardeşi Ercan İlter. İsmi o geçen da herkesin söz hakkı cevap hakkı vardır. O da aynı şekilde tehdit vaki konuştu. Hem aileme, hem yeğenime, hem de bana. Hı. Beni öldürmekle tehdit etti. Daha sonrasında kız kardeşi Salia dedi ki enişte boşanma davası açmışsın. Boşan. Boşanmanı istiyoruz zaten. Peki. Ama yüklü tazminat davası açmışsın. Babamın evini mi bana sattıracaksın? 10 milyon tazminat davası açmışsın. Bak başına bu saatten sonra neler gelir dedi. Sağ olsun, Allah razı olsun. Yalan yanlış iftiralarla. Siz boşanma davasını hangi sebeple açtınız? İhanetle açtım. İhanetle açtım efendim. Yalan yanlış iftiralarla, şerlerle,
evden uzaklaştırdı, nezarethaneye attırdı, ceza mahkemesini çıkarttırdı, içeri koydu, maaşımı el koydurdu, banka kartlarımı bloke ettirdi. Allah razı olsun ya. Peki boşanma davasını açmanıza sebep olan olay nasıl gelişti? Hemen söyleyeyim efendim. 12 Mart akşamı saat 8 sularında çekyatta uzanmışım. Kız kardeşi de burada. Bir şey oldu, uyandım. Arkamı döndüm. Özür diliyorum. Arkamı döndüm. Sofra hazır değildi. Eşime baktım etrafa, yok. Çıktım gittim. Mutfak kısmına geldim bu şekilde. Eşim mutfakta buzdolabının olduğu yerde orada sinirlenmiş bu şekilde şu şekilde yazışıyor ve ağzı kulaklarına varıyor hanımefendinin. Ağzı kulaklarına varıyor. O kadar mutlu ki. O kadar mutlu. Ben Esra Hanım şu şekildeyim, yanındayım. Sizi fark etmedi mi? Abartısız söylüyorum size, 2 dakika. Ben böyle bakıyorum. O kadar umursamıyor ki, fark etmiyor bile. Beni bir gördü, bir panik yaptı, korktu, bir böyle titredi. Ne oldu, ne oldu? Dedim, Nurcan sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun burada dedim. Ayağa kalktı, telefonu elinden aldım. Dedim ki, sen beni aldatıyorsun. Sen beni elime aldatıyorsun, ben bunun farkındayım. Dedi ki, yok öyle bir şey. İnkarcı, yalancı. Ama siz niye peki orada oyun da oynuyor olabilir? Kız arkadaşlarıyla yani yazışıyor da olabilir. Gördüğünüz ne? Evet, gördüm, yazışmasını gördüm. Elinden telefon aldım ya. Hemen sosyal medya hesabını ortadan kaldırdı. O sırada konuşurken elimden telefonu aldı. Dedi ki öyle bir şey yok dedi. Hemen başladı silmeye bu şekilde. Jet hızıyla ben bile yetişemem. Yemin ediyorum size yetişemem. Nurcan Hanım da telefon attığında... Evet. Bu olaydan 2 hafta sonra gidip direkt bir boşanma davası açıyorsunuz. Evet, evet. O boşanma davasından sonra siz evinizde çocuklarınızla mı yaşıyorsunuz? Evet efendim. Kendi evinizde? Kendi evimde. Kendi düzeninizde? Aile binamız, 40 yıllık binamız. Ha, anladım. Tabii. Yani mağara olan evden Nurcan Hanım ayrıldı. Evet, onunla nasıl ayrıldığımı söylüyorum. Şimdi Nurcan Hanım'a da soracağım soruları. Çocuklar kimde? Çocuklar şu anda annesinde. Annesinin yanında kalıyor. Nurcan Hanım hoş geldiniz yayına. Kapattı, tekrar arıyor ekip arkadaşlarım. Siz tek yaşıyorsunuz, o çocuklarla yaşıyor. Bu süre içerisinde boşanma davası açtıktan sonra Nurcan Hanım sizin onu affetmeniz için bir şeyler yaptı mı, girişimlerde bulundu mu? Evet, bulundu, bulundu. Ama şöyle, ben kendisini ailesiyle gönderemedim, daha sonra gönderdim. 1,5 ay sonra Esra Hanım, hiçbir şey yapmadığım halde kendisine, 1,5 ay sonra ben Niğde'de abimde, Ramazan ayı içerisindeydim, işten de çıkarıldığımdan dolayı, abim çağırdı, gel oğlum dedi, burada dedi Ramazan'ımızı geçirelim, bayramımızı kutlayalım. Ben oradayken yeğenlerim telefon açtı. Dedi ki, amca, Nurcan'la ablası geldi, polis eşliğinde elinde mahkeme kağıdı var, eve giriyorlar. DAP raporları varmış, kimden aldınız? Şer atmışlar. Ben de buradan söylüyorum, bende ruhsatsız silah varmış, öldürmek istemişim. Ben onu baş tacı yapmışım. Onun ben kıyamadığım bir insandı o benim. Böyle bir girişim, şimdi öfkeyle beraber böyle bir girişiminiz oldu mu? Ona zarar kesinlikle, verecek, onu kesinlikle. Üzecek. Kesinlikle. Yargıya sığındım. Hakkımı yargı yönünde, adalet yönünde almak istedim. Bu da bökleme sürecinde olduğu için en son çarem size başvurmak oldu. Ne istiyorsunuz benden? Sizden ne istiyorum? Yani Nurcan Hanım mesela buraya gelsin istiyorsunuz ama hangi sebeple gelsin? Şöyle söyleyeyim. Çağrıda bulundun ona. Evet. Nurcan Öztürk. Defalarca söyledim. Beni neden aldattın? Niye ihanet ettin? Bir, Kenan Türkmen, Enver Karakaya, Sinan Zirek, Muhammed Özeren. Bu kişilerle burada yüzleşmek istiyorum ben Esra Hanım. O kadınla birlikte burada yüzleşmek istiyorum. Neyi duymak istiyorsunuz? Neyi duymak istiyorum? Birbiriyle olan ilişkilerini anlatsınlar. Bana niye ihanet etmişler? Ya peki şu sebeple ihanete mesela diyor ki
Şimdi bak bu da çok benim garip bir durum. Esen. Gelecek Muhammed'in eksiğini öğrenmek istiyor. Eksiğimi öğrenmek istiyorum. Muhammed evet. Diyecek mesela bu sizin iddianız. Nurcan Hanım böyle bir girişimde bulundu mu bulunmadı mı bunu bilemeyiz. Evet. Sizin iddianız bu isimlerle eşinizin sizi aldattığını düşünüyorsunuz, iddia ediyorsunuz. O Muhammed ya da Mehmet geldi buraya. Evet Kubilay biz seni aldattık. Evet. Neden aldattık diye sordunuz. İşte sen benim kadar yakışıklı değildin mi diyecek. Ne diyecek ya da... sen ilgi göstermiyordun, ben mi ilgi göstermiyorum? Yani bunu duyduğunuzda sizi rahatlatacak olan nedir? Şöyle söyleyeyim, gerçekleri öğrenmek istiyorum. Çünkü eşim Nurcan'dan hep yalan, hep iftira, hep şer aldım. Herkes beni suçlu bildi. Ben sokağıma girdiğim zaman başımı dik yürüyemiyorum. Neden? Yüzümü çeviriyorum çünkü yapılanlar var. Kimsenin yüzüne bakamıyorum, ailemin yüzüne bakamıyorum. Ama o kadın onursuzca, gurursuzca, haysiyetsizce bana yapmadığını bırakmadı. Eksik olduğumu düşünüyorum. Yani benim bir eksikliğim var ki karım bana böyle bir davranışta bulunur. Evet. Genelde bu cümleyi kadınlar kurarlar. Ya benim eşim öbür kadını seçti ama demek ki bende bir kusur, bir eksiklik var. Kimi işte estetik kaygısına başlar. Kimi daha fazla spor yapar. Kimi yaşam şeklini değiştirir. Böyle davranması onunla alakalı. Evet. Sizin bir eksikliğiniz ya da fazlalığınızla alakalı... Ben de onu öğrenmek istiyorum. Seni ben dövüyor muyum? Sana eziyet mi ediyorum? Örnek veriyorum efendim. Seni ben yedirmiyor muyum, içirmiyor muyum, giydirmiyor muyum? Bir yere mi götürmüyorum? Ben 45 yaşındayım. 19 yıllık evliliğim boyunca eşimle ondan habersiz hiçbir yere gitmedim. Kendisiyle gittim. Çoluk çocuğumla gittim. Kendisiyle ve çoluk çocuğumla gittim. Çocukların ben size onlara karşı... o kadar değer verdim. Benim eksikliğim nedir yani? Bakın benim eksikliğim nedir? Söyleyin bana yani. Ben anlamıyorum. Niye beni aldattın? Beni 4 kişiyle niye aldattın? 19 yıl boyunca, 9 yıl önce Enver Karakaya suçu. Ondan sonra... Bu sizin iddianız. Evet. Ondan sonra 1 yıl önce Gülşah Çakır. Hanımefendi buradan size sesleniyorum. Lütfen siz Nurcan'ı tanıyorsunuz. Konuşmasınızı da biliyorsunuz. Lütfen buradan şahitlik yapın. Lütfen burayı arayın. Bildiklerinizi paylaşın. Kubilay rica Bey, ediyorum. Karınız sizin karşınıza gelse, oh seni aldattım dese rahatlayacak mısınız? Yani bunu yani oh aldattım seni, tamam kardeşim. Bazen yapmadığım bir şeyi sırf karşı taraf sussun diye de söylersin. Yani oh seni aldattım dese, tamam ya mı diyeceksin? Şöyle bir şey diyeceğim. Bunu sesli tamam, düşünüyorum beni, ben, öyle olduğu için değil. Beni aldattın, ihanet ettin daha önce. Sevmediğini bana söyleseydin, istemediğini bana söyleseydin, bugün burada olmazdık, bugün böyle bir durumda kalmazdık. Söyleseydin, derdim ki, anneni babanı çağır, benim annem babam vefat etti. Benim büyüklerim kim var? Bir ablam var. Şimdi Nurcan'ın telefon attığında hemen ona da söz vereyim. Nurcan Hanım hoş geldiniz yayına. Merhaba Esra Hanım, hoş bulduk. Merhabalar, söz hakkınızı kullandığınız için de teşekkür ederim. Eşiniz Kubilay Öztürk. Burada evet. Aslında her şey 11 Mart gecesi siz evdeyken eşinizle beraber eşiniz sizin telefon görüşmeleriniz ya da yazışmalarını gördüğü andan itibaren başlamış. Sonrasında da hemen bir zina nedeniyle bir boşanma davası açmış. Beni hep aldattı ve benim eksikliğim nedir diyor. Tüm iddialara cevabınız nedir? Burada şimdi başka insanları da tehdit altında bırakmanın hiçbir gerekçesi yok. Hı hı. Öncelikle sizi çok seviyorum Esra Hanım. Sağ çok olun. Beğeniyorum. Sağ olun. Yani bu şekilde hani oraya çıkmasını da çok yanlış buluyorum. Diğer insanları yani tanıyıp tanımadan. Ne bileyim tövmet altında bırakmanın hiçbir anlamı yok. O gün ne oldu evde? Yani o gün ne oldu? O gün hiçbir şey olmadı. Kubilay sadece bana şu an söylediklerin her bir yalan. Allah seni var ya kahru perişan etsin. Allah seni kahru perişan etsin. Allah seni yukarıda Allah var Allah. Allah Allah var yukarıda. Yukarıda Allah var. Dinleyin lütfen. Daha cumartesi. Hala daha yalan söylüyor. Evet. Yalan söyle polisler geldi eve. Ben mi çağırdım polisleri? Kadete bile bakmama fırsat vermedin. O da tuzak. O da tuzağa düşürdün. Tuzağa düşürdün beni. Ben gelip söyledim. Çok şükür. Çok şükür bak buradayım. Bak çok şükür buradayım. Olayın olduğu gün yani o güne kadar normal o işine gidiyor. Sen evdesin. Bir hayatınız var. O gün Kubilay Bey'in evden çıkıp gitmesi ve boşanma davası açtığı hemen akabinde açıyor bu dava. O gün ne oldu da sizin evinize o ateş düştü diyeyim ben.
Yani o gün nasıl diyeyim size, ben şimdi neyi söyleyeyim Esra'nın? Yani yalan söyle. Gerçekleri söyle! Gerçekleri söyle! Gerçekleri söyle! Çıldırttın beni artık ya! Gerçekleri söyle! Allah'tan korkun yok mu senin? Ya başka senin Allah'tan korkun yok mu? Allah'tan korkun yok mu senin? Eğer ben sana şey atıyorsam gel buraya. Buraya gel. O kişilerle yüzleşelim. Ya, burada yüzleşelim. Ya bağırıp çağırmanın ne anlamı var? Hadi neden gel tamam gel hadi gel. Ne anlamı var bağırıp çağırmanın? Hadi gel. Gel buraya, ben yalancıyım, gel. Gel. Ben yalancıyım. Boşanıyoruz şu an değil mi? Boşanıyoruz yani. Boşanıyoruz. Eşiniz size hangi sebeple boşanma davası açtı? Orada yazıyor zaten Esra Hanım. Ha, zina nedeni yani o gün olay aslında yazışmaların yakalanması mıydı? Yani kendi başına bir şeyleri uydurdu ve bana bıçak çekti. Beni zaten zorla evden kovdu. Bıçak çekti bana. Ne? Bir kuruşu geçmemiş. Nafakayı bile ödemiyor. Allah. Yani şu sizden şunu duymak istiyor. Hiç kuruş bile vermiyor. Oh seni aldattım, rahatladım demenizi bekliyor Kubilay Bey anladığım yani kadarıyla. Ne duymak istiyor, ne bekliyor? Artık boşanıyoruz. Sadece benim istediğim bu iki çocuğuma bakmak. Artık bunları yetiştirmek, başka da bir şey istemiyorum. Peki bir soru soracağım ikinize. İkinize de soruyorum. 11 Mart gecesini böyle hani bir sihirli bir gücünüz olsa, hayatınızda tek bir dileğiniz gerçekleşiyor olsaydı, 11 Mart gecesi yaşananları silmek ister miydiniz? Hayatınızda o gece olmasaydı normalde bugün evli bir çift olarak yuvanıza devam eder miydiniz? Onu Allah bilir Esra Hanım, biz bilemeyiz ki. O gece olmasaydı evliliğiniz devam ediyor muydu? Bilmiyorum ama galiba bu şekilde yani... Herhalde etmez. Kenan Türkmen ne diyorsun miydi? Ki evli olsam da diyorsun, evli olsam da diyorsun, yemin ediyorum seninle evlenmek istiyorum diyorsun. Öyle bir şey demedim. Sen zaten telefonunu aldın, el koydun. Telefonla iki saat yazışmaları... el koydun. Kim bilir neler yaptın orada. Evet, ailene de söylemişsin, onları da kandırmışsın ya. Esra Hanım. Efendim. Bir şey söyleyebilir miyim? Tabii. Telefonla şimdi arıyor ya. Evet. Oğlumun telefonu var. Hı-hı. 17 yaşına girecek. Hı-hı. Arıyor onunla konuşmak için. Ama sırf telefonda çocuklara annen şöyle, annen böyle. Yapıyor musunuz? Çocuklarla bunu? Bir güzel konuşuyor. Kubilay ben, Bey. Ben size dinleteyim o ses kayıtlarını. Çocuklara bir tanım dememişsin ya. Tanım dememişsin. Şimdi... Bakın. Sizin aranızdaki mevzu, siz de kendi davranışlarınızı en iyi siz biliyorsunuz. Yani yasta kafanızı koyduğunuzda... Ben istiyorum, diyorum ki şu iki çocuğu artık vicdanınıza karşı karıştırma. Siz sorumlusunuz. Ama diğer tarafta gerçekten çocukları da bu olaya dahil ediyor musunuz Kubilay Bey? Konuşuyorum. Evet, ediyor. Tabii ama ediyor, haklı ediyor. Bile olsanız, bakın evet. Davanızda haklısınız, dosyada sunmuş olduğunuz delillerde haklısınız. Ama her şeyi söylüyor. Bu onlar davranışlarla, da bu davranışlarla da onlara ki, zarar veriyorsunuz. Annem seni hiç sevmemiş, baba diyorlar bana. Hiç sevmemiş bak nereden, seni, babalar. Bak nereden çıkıyor ya. Esra Hanım, bak nasıl gönderiyor. Kubilay çocuklara Bey. Benim demek istediğim bak, cumartesi günü evi bastı ya. Bana polisler dedi ki şikayet çocukları şahit göstermek istiyor musun? Çocukların gözü önünde oldu ama ben de dedim. Çocuklarımı bu işin içine karıştırmak istemiyorum. Bu olay benim meselem. Evet. Çocukların değil. Onların ruhsal... Niye çocukları dahil ediyorsunuz meseleye? Mesela bu tüm bu olayların içerisinde çocukları dahil etmeniz onları yıpratacak ve üzecek bir süreç. Ne anneyi tutabilir ne babayı. Evet. Çocuklar ortada. Çocuklarım bana göstermiyor. Çocuğum bana ne diyor biliyor musunuz? Çocukları karıştıramayın. Esra Hanım bir de ama şunu söyleyeyim size başında. Bakın çocuklarınız 14 ve 16 yaşlarında. Ailenin aman, içerisinde bakın ailenin içinde iki defa Asliye Ceza'da eşe karşı yaralamadan davalar açılmış. Siz eğer bir anne olarak çocukları karıştırmayın diyorsanız siz de sanık sıfatıyla yargılandığınız eylemleri yapmayacaksınız. Her ikiniz hakkında da aynen. Para cezası verilmiş. Siz yargılanmışsınız eşe karşı zarar verme eyleminden. Bu kadar hayır. Çocuklar dahil olmasın diyorsanız o kavgaları etmeyeceksiniz. Çocuklar da velayeti ilgilendiren konularda artık mahkemelerde çok... 8 yaşından sonraki çocuklar dinleniyor. Tamam. Çünkü Esna, bu mahkemeler onları da ilgilendiriyor. Şiddet varsa daha da çok ilgilendiriyor. Hayır canım. Şöyle Kubilay uzaklaştırma olduğu zaman eve gelip kapının önünde bekliyordu. Ablamla biz kapının önündeydik.
Kubilay ablamı saçından merdivenlerden sürükleyince ben Kubilay yapma yapma kolundan tutarken oldu. O anda olmuştur. Şimdi bu olayların bir başlangıcı, bir nedeni var. Bir de sonucu var. Siz sonucu anlatıyorsunuz. Hani tüm çocukları mesela Kubilay Bey'in bana göre yapmış olduğu hata çocukları dahil etmesi. Ama hani bu iki çocuğu bu olaylara dahil etmek istemeyen biri de ya ben bu yazışmaları yaparsam, bu görüşmeleri yaparsam ya bunlar ortaya çıkarsa çocuklar bundan zarar görebilir diye de sizin de düşünüyor olmanız lazım. Her ikiniz de bu konuda hatalısınız. Eşinizin gelmesini bekliyor muydunuz? Tabii ki bekliyordum. Dün zaten çağrıda bulunmuştum. O da geldi. Burada inşallah sizlerin önünde yüzleşeceğiz, görüşeceğiz. Peki, eşiniz Nurcan Hanım da buyursunlar lütfen. Buyurun lütfen, hoş geldiniz. Hoş buldum. Teşekkür ediyorum geldiğiniz için de. Rica ederim. Kaç yıllık evlisiniz? 19 yıllık. 19 yıllık. Evet. 12 Mart tarihi yaşanmamış olsaydı burada olur muydunuz? Burada olmazdık ama gerisini Allah bilir, bilmiyorum. Yani dün de sordum, o telefonda kaynadı. Hı-hı. O gece o evin içerisinde her ne olduysa, eşiniz ne gördüyse ya da sizi ne yaparken gördüyse, o aranızdaki yaşanan tartışma olmasaydı, 11 Mart'tan sonra hayat normalinde devam etseydi bu sorunlar olur muydu? Bu sorunlar olur muydu bilmiyorum. Olurdu. Ama çok da olurdu, iyi olurdu. Değildik yani. Çok tabii, da tabii. İyi değildik. Ne kadar sürede iyi değildiniz? Sürekli bunları yaşıyorduk zaten onunla. Neleri yaşıyorduk Nurcan Hanım? Neleri yaşadık? Söyleyin. Yani burada istersen senin yaptıklarını söylemeyeyim. Yok, benim yaptıklarımı söyle. Ben yalan iftira atıyorum ya. Hı hı. Dün size Esra Hanım bir şey sordu. Dedi ki 12 Mart günü akşamı ocağınıza ateş düştü. Hı hı. Ne oldu? Sen telefonda diyorsun ki hiçbir şey olmadı. O yüzden mi senin aile bireylerin, abilerin geldi? Kız kardeşin bizdeydi. Bu olaylara şahit oldu. Hadi, kız kardeşim konuş. Bizde değildi. Yalan söyleme. Peki. Gülcan İlter bizde değil miydi? Değildi. Değildi. Sen şimdi benim ailemi neden karıştırıyorsun? Değildi öyle mi? Içine? Hayır. Esra Hanım sana şimdi bir şey söyledi ya. Bir yorumda senin bulundu ya. Senin muhatabın benim. Sana benim bir soru ailemi sordu. Karıştırma. Sen yalan söylüyorsun. Yalan söyleme. Yalan söyleme. Lütfen. Bak elini vicdanına koy. De ki Kubilay ben seni aldattım. Böyle bağırmak bir anlamı yok ki. Bu kişilerle zinler yaptım. Bağırarak bir şey ispat edemezsin. Ben buradan seyircilere söylüyorum. Lütfen. Zina suç mu değil mi? Benim nikahımın altında bu bayan. Ben yeni öğrendim. Bir kişi biliyordum. Dört kişi isimlerini de verdim. Bir ya da dört. İftira atma. Size söylüyorum. Kubilay Zina Bey. Zina suç mu değil mi? Kubilay Bey şunu anlayın. Bir ya da dört. Yazıştı ya da fiziksel temasta bulundu. Bunlar hiç önemli değil. Siz eşinizin başka biriyle duygusal bir görüşmesine şahit olduğunuzda zaten kendinizi aldatılmış sayarsınız. Yani bunu böyle hani arttırarak, yani arttırıldığında olayın büyümüyor. Yani küçücük de olsa aynı davranışı yapmış bulunuyor. Bu sizin iddianız olduğu için söylüyorum. Yani onu da seyircilerimize suç mu değil mi diye sormanıza gerek yok. Sizin burada doğal bir hakkınız var. Dava açma hakkınız ve boşanma hakkınız var. Evet. Bunu kullanabilirsiniz. Buyurun lütfen. Evet sizin... Şunu öğrenmek istiyorum. Sizin hani reddettiğiniz ama o gece... Eşinizin belki gördüğünde yanlış anladığı, yanlış anlayabileceği ya da sosyal medyada artık tanımadığımız insanlar birbirleriyle çok rahat, samimi, lakayt ortam, yani bir ortam olduğu için iyi iletişim kurabiliyorlar. O gece eşiniz böyle bir mesaj gördü de bunun üzerine mi tartışma çıktı? Görmedi Esra Hanım. Zaten telefonum 2-3 ay elindeydi. Hı hı. O yazışmaları ben yaptım değil mi? 12 Mart'tan önceki mi? Evet, telefonum elindeydi sürekli. Zaten telefonum polis eşliğinde aldım. Hayır, hayır. 12 Mart öncesi Şubat ve Ocak ayında telefon kocanızda mıydı? Kocamdaydı. Sizin telefonunuz. Bana koca deme de eski eşim dersin, olur mu? Olur. Hı hı. Sevinirim yani. Evet. Telefon bendeydi. Adliyede kayıtlarda var. Karakoldan gidip telefonumu ben aldım. Ya hani, o daha sonraki olan aldım. Şeyler. Mart sonrası aldım. İki kere aldım evinden. Siz eve girdiniz.
14 Nisan'da yalan yanlış beyanlarla bana iftira atarak değil. Mahkeme evrakıyla birlikte eve girdiniz, değil mi? Mahkeme size evi tahsis etti. Çocuklarımı istiyorum evi, çünkü çocuklarımı göstermiyordun. Lütfen sus. Dedin ki böyle böyle yaptı, şöyle oldu, bana bir uzaklaştırma aldınız. Ne yaptınız? Eve çünkü girdiniz. Psikolojik eve şiddet uyguluyordun bana, psikolojik şiddet. Ben hiçbir şekilde sana hep şiddet uygulamadım, o senin iftiran. Hep sonra benim, her şey zaten sürekli başkalarıyla benim adıma kendisi yazışıyordu. Nasıl yazışmalar yani bunlar? Yani başka bir başka birini bile telefondan, erkek diyelim, iş yerinden olsun, bir şey olsun. En son zaten bir araya geldik Avcılar sahilinde, hatırlıyorsun. Ayrıldıktan sonraki ayrıldıktan süreç. Ayrıldıktan sonra biz yine birleştik. Nasıl birleştik? Yalvardın bana. Sen dedin ki boşanmaktan çocukların vazgeçiyorum dedi. Çocukların psikolojisi çok bozuldu Esra Hanım. Yalan söylüyor öyle söyledi. Esra Hanım. Çocukların, ben burada avukatıma zaten ifadesini yalan verdim. Gerekli yerlerde ifadeyi verdim. Çocuklarımın onun psikolojisi bozulmuştu. Onun görüntüleri de var Esra Hanım. Çocuklarım dedi ki, baba biz sizi birlikte görmek istiyoruz. Oğlum bizim işimiz bitmiştir. Ama sizin için yeni bir araya gelmeye çalışırız. Ne yaptım? Yalan söylüyorsun. Eşimle birlikte, eski eşimle birlikte çocuklarımı da aldım, gezdirdim. Suç mu? Yedirdim, içirdim. Suç mu? Sen dedin ki boşanma dilekçesini geri çekiyorum. Eve ben, geldin. Ben eve, mi? Eve geldin. Ben mi dedim? İstersen burada sen söyleyeyim ki, yani sen yaptıklarını. Sen dedin ki, sen ben ne dedin? Bir bak sen ver. Ne dedin? Siz şimdi ikiniz Mart ayından sonra o kadar çok olay yaşamışsınız tabii ki onların her bir tarafından tutup kendinize göre anlatıyorsunuz. Esra Hanım, nereden başlayacağımı bilmiyorum. Ben o zaman hayır, şöyle şuradan söyleyeyim. Başlayalım mı? Kubilay şuradan Bey, başlayalım. Kubilay Bey, ben hanımefendiye soracağım. Sizin kocanız Kubilay Bey'in gidip boşanma davası açmasına, hatta zina nedeniyle boşanma davası açmasına neden olan olay nedir? Yani bu olayın çıkışı, başlangıcı, insan durup dururken gidiyim ben şuna bir dava açayım demez. Dolduruşa geldi en çok da. En çok bu da olay hangi geldi tarihte gerçekleşti? Nasıl gerçekleşti? Yani onun bunun dolduruşuna zaten gelen bir insan bana hiç sormaz. Kendisi anlatsın olayı. Şimdi zaten şöyle, eşiniz boşanma bir boşanma davasını açmış ve burada sizin yazışmalarınızı delil olarak sunmuş. Sahila ile konuştum dedi, ceza mahkemesine dedi, katılmayacak dedi. O dedi şu an dedi de annemin yanında, babamın yanında. Yani o istediğiniz zaman geçti, birbirinizle ilgili iddialardan, şikayetlerden vazgeçebiliyorsunuz. Ama sizin bir iddianız var. Dün de sordum size, hani gitmişsiniz, şikayetçi olmuşsunuz, boşanma davası açmışsınız, niye buraya geldiniz diye. Sizin kapınıza bir mektup bırakılmış. Evet. Hani hep böyle filmlerde olur ya, ya da hepimizin arasında bir mizah konusudur. İşte bir şey yazarız, altına da şunu deriz, bir dost diye. O zaman gerçekten Ramazan bayramıydı Esra, lafınızı bölüyorum. Bir dost diye bir mektup bırakılmış sizin kapınıza. Evet, ben onu Kubilay bıraktı zannettim. Çünkü uzaklaştırma vardı. O arada bayramdı. Annemlere gittim, geldim. Bu mektup sizin kapınıza mı bırakıldı? Bu mektup kapının arasına sıkıştırılmış. Ben dedim ki herhalde yine bir şey yazdı, bıraktı. Hani öyle anladım. Ne yazıyordu mektupta? Onu aldığımda senin kocan mektup yanımda. Çantada duruyor. Ha, sizde de başka bir mektup mu var? Aynı mektup mu bilmiyorum. Ben o mektubu ben buldum. Ne yazıyor mektupta? Kocan seni Maviş diye biriyle 9 yıldır aldatıyor. Evet. Sakın çocuklarını bırakıp gitme. Ve bu sizin evet, kapınızdaki benim mektupta. Benim kapımda. Ben dedim ki içeri kim girebilir? Altında dış bir dost mu yazıyordu? Bir dost yazmıyor. İsim falan yazmıyor. Yazmıyor. Şimdi sizin kapınızda da bir mektup bırakılmış. Evet. Esen bizi ikimizi bir araya düşürmeye bu çalıştılar. Bu mektubu bırakan kişinin kim olduğunuzu biliyor musunuz diye yine el de bir sorayım size. El yazısından çıkabilir kimin yazısıysa. Ben sizdeki mektubu da görmek isterim. Orada da eşinize dikkat edin diyor sizin için. Seni kendi evinde 8 yıl önce sana ihanet etti. İşte şu kişiyle ihanet etti, şu kişiyle ihanet etti. Esra Hanım onunki oyun ama benimki eşiniz oyun eşiniz Nurcan değil. Hanım senin ona olan sevgin hiçbir şekilde hak etmiyor. Çocuklarına sahip çık. Nurcan'ı o evde tutma. Bir an önce ondan boşan, Nurcan'ı burada istemiyoruz, bir dost. Size bunu kim yazabilir Esra Hanım ilgili sizce? Bir mektup yazılmış. Nurcan Hanım ben açıklıyorum. Bunu kim yazabilir? Bunu yok, senin ben yazdım. Evet. Ben yazdım. Neden kendi kendine yazıyorsun? Ben yazdım. Ben iftiracıyım ya, yalancıyım ya, o yüzden benim kapımı bıraktılar 17 Mart'ta. Ha, 17 Mart'ta. Burada bunu isimler senin de verilmiş. Ailen yapıyor. Ha, ailen mi yapıyor? Evet. Doğrudur. Diğerini de senin ailen yaptı. Doğrudur. Sen doğrudur yaptırdın. Doğrudur. Doğrudur. Çünkü söylediğimde kendin bana söyledin. Ben nereden biliyorsun dedim bu bilgiyi Esra Hanım. Doğrudur. Bu mektup meselesini kendisi açtı. Dedim ki sen nereden duydun? Dedi ki mektup dedi, meselesini kendisine haberim bile yoktu. Avcılar sahilinde bana gösterdi ama ben dedi inanmıyorum.
Ben dedim bak hani gitmemiştik, kadar, hani gitmemiştik Avcılar sahilinde. Bak kendin söylüyorsun ağzından. Tamam sen söylediğin için söylüyorum. Tamam gezmeye sürekli götürdün, denize gittik, oraya her gittik. Her ikinizin kapısına da mektup ya, mu bırakıldı? Ya gittim götürdüm tamam sonra. Hadi. Tamam her ikimizin kapısına da bırakılmış ama her ikimiz derken Esra Hanım o süreçte bu yoktu. Nerede yoktu? Bunun nerede bırakılmış 17 kapısına? Mart sen evde yoktun, ben evdeydim. Ha. 17 Mart sen neredeydin? Düzce'de ablandaydın, Zehra Hanım'ın yanındaydın. Doğru mu? Evet. Heh. Sonra 14 Nisan'da yalan yanlış beyanlarla iftira atarak... İftira atmadım. Ya sus! İftira sen atarak... Sen bana çocuklarımı göstermiyordun. İftira atarak... Sesini bile duyurmuyordun sesini. Ben bana, bir tane bir çikolata bile yiyemedim Esra bana Hanım. Bana uzaklaştırma aldırdın mı aldırmadın mı? Aldırdın. Evet aldırdım. Tamam. Bunun açıklamasını yapacaksın. Sonrasında Esra Hanım... Dinliyorum uzaklaştırma sizi. Aldırdı. 14 Nisan'da eve girdiler. Hı hı. Evimde ziynet eşyam vardı. 200 bin lira değerinde altınlarım. 500 dolarım vardı. Bir de... ...delil telefonu. Yani telefonu evde bırakmıştım. O gün yani eve girdiler. Çilingirle eve girdiler. Eve girdiniz. Çünkü uzaklaştırmam vardı. Eve bakın, girebilme yetkim vardı. Salih İlter'le girdiniz eve. Mahkeme evi... Polis eşliğinde girdim ben eve. Mahkeme evi... Sana tahsis ettiği halde o gün gittin altınları Salih'le birlikte, dolarları Salih'le birlikte aldın altınlar telefona mı? Onlar aldın. Benim, nereye gittin sen biliyor musun? Salih'in evine gittiniz. Aldın, düğün takılarını. Salih'in evine gittiniz. Düğün takılarımı aldın sen. 12 ben tane bileziğimi aldın. Ben düğün takılarını almadım. Sen Gülcan İlter'in ikinci düğününde çıkarttın verdin. Sonra dedin ki Allah orada kaldı. Allah bunu iftiradan saklasın. Bak. Bir kere düğünlerde annem çıkarıyordu Esra Hanım. Bak, siz masraf olmasın diye annem kendi altınlarından veriyor. Onlara sen da sıra gelelim. Onlara da sıra gelelim. Şu 12 İnkar Mart'ın etme. Akşamından bir bahseder misin? 12 Mart'ın akşamından bahset. Hatta 11 Mart'ın konudan konuya geçiyorsun. Söyleyeyim. Hadi söyler misin? Söyledim kaç kere söyleyeyim. Söyle ben duymadım. Bu arada hemen araya gireceğim. Bir telefon var. Nurcan Hanım'ın ablası. Diğer tarafta da Kubilay Bey'in de ablası bir mesaj atmış. Onu da bir hazırlayalım lütfen. Hoş geldiniz Zeynep. Merhaba. O adam orada yanlış, yalan konuşmasın. Evde parası yalancı var. Yalancı da sensin, iftiracı da sensin. Sen İftiracı senin da sensin. Bir yıldır yalancı ben bakıyorum. Da sensin. Sen çocuklara sensin, ekmek sen, parası sen. Vermiyorsun. Sensin. Sensin. Sen çocuk bir sensin. Dur. Esra Hanım susturur musun? Ben evet. İki günde onu dinliyorum. Sensin. Bir yıldır sensin. Kardeşiniz sen, ve sen. Kocası niye ayrıldılar? Neden ayrıldılar? Neden ayrıldılar? Kocasının pipirikliğinden, cimrilikliğinden, para vermemezliğinden, bakmamazlığından, gidip bir ekmek almamazlığından kendi tabii. Keyfine düşkün sen olduğu bize için. Benim başımı gece yarılarına kadar sen, çalıştırdığı sen, için, sen para vermediği için. Ben eve ekmek almıyorum. Allah seni de kardeşin ekmek parası vermediği için bir yıldır ben onun çocuklarına bakıyorum. Peki boşanma davasını kim açtı? Çocuklarına bakıyorsun. Bakıyorsun. Altından bahsediyor, dolardan bahsediyor. Yalan. Onun ne altını ne doları var. Varsa borcunu ödesin. Varsa ben onun düğününde, benim yeğenimin düğünü oldu da ben çeyrek verdim, yeğenime taktım. Ay hiç hoş değil. Ne kadar iftiracısın Allah kahretsin ya. Ay hayır. Esra Hanım. Allah'ım bir şey söyleyeceğim. Bunlar nasıl bir şey? Sen de söylediğin için ablam siz var ya bak, siz var ya. Biz ufak şeylere asla bahsetmeyiz. Vallahi bir yeşil babam bir ailesiniz siz. Benim bacımdan 3 bin lira para aldın da gittin. Nurcan Hanım, yalancı. Nurcan Hanım bak Zeyra burası Hanım. İcra dairesi sen de değil. Alacak verecek davası bana, da değil. Sadece şunu öğrenmek istiyorum. Kız kardeşiniz evliliğinde ekonomik şiddet gördüğünü iddia ediyorsunuz. Kocasını ilgilenmediğini. Peki niye kardeşiniz değil de beyefendi gidip hem de zina sebebiyle boşanma davası açıyor? Burada bir gariplik yok mu? Bilmiyorum Esra Hanım. Çünkü insan gerçekten kopar. O gerçekten koptuğunda da o dünyanın içerisinde ben de... Ben çalışıyordum zaten Esra Hanım. Yani Esra Hanım gecenin saat 2'si 3'ünde yazışmaları var. Fıs 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 fıs. Bana dedi ki yatak odasına. Dedi ki ben dedi uyuz oldum. Çocuklar da bana yaklaşmasın. Sen de bana yaklaşma. Yalan araya söyleme. Yalan koyuyor. Söyleme. Sonrasında yatağa yatak odasına gelmeyi teklif eden benim koymuş. Gelmeyi reddeden sensin. Ondan sonra orada fıs 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 yazışıyor. Adamla sessiz sessiz konuşuyor. Lütfen o ses kayıtlarını da gösterin. Aldınız mı ses kaydı? Hepsini aldım efendim. Hepsi var sizlere de sundum. Nasıl yani?
Kendi telefonundan, kendi telefonunda Instagram'da yazışırken sesli mesaj atıyorlar birbirlerine. Ha, yani siz o yazışmaları gördünüz. Ben sanki ses kaydını duydunuz diye. Yok, öyle diye. Bir şey yok Esma Hanım. Şimdi Kubilay Hanım'ın, Kubilay Bey'in ablası telefon attığından... Yalan, ben yalancıyım. Bu süre içerisinde aile üyeleri ilk başta sizi barıştırmaya çalışmışlar ama sonra sanırım iş rayından çıkmış. Hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk. Merhaba. Merhabalar. Teşekkür ediyorum. Bu 12 Mart olayı gerçekleşene kadar sizce kardeşinizin evliliği nasıldı? Çok mükemmeldi. Kardeşim bir tek sofrada kuşeti kucağına koyuyordu. Karısını öyle besliyordu. Nurcan. Tabii öyle besliyordu. El vicdan Nurcan. Nurcan ertesi gün ben geldiğimde bıçak madem benim kardeşim çekti. Ben sana geldim babanın kapısından aldım. Senin o Saliha denen ablan da yanımızdaydı. İyi hatırla kızım. Bak kızım diye hitap ediyorum sana. Saygısızlık yapmadım bu zamana kadar. Benim sana size saygısızlığım oldu mu peki? Gelin. Efendim? Benim size saygısızlığım oldu mu bu zamana kadar? Çok fazla ben oldu. Haddinden fazla oldu. Bir dinle. Bir dinle. Hatayı yapan sensin. Bir dinle. Bir dinle, çözüm bitsin, ondan sonra yargıla. Sana aldım babanın kapısından. Gülcan da bizdeydi. Gülcan'la Saliha geldiğinde onlarla beraber Alican gelmedik mi senin kapına? Sen titriye titriye üstünde başında hiçbir şey incecik etekle çıkmadın mı karşıma? Titriye titriye aldın mi? Aldın, seni götürdün bir kafeye, titriyordun. Kızım dedim sana. Neye istinaden, neydi boşluğun dedim. Niye böyle bir şey olmuş dedim sana. Abla bir boşluğa girdim dedin, değil mi? Demedim öyle bir şey. Nilgün abla öyle bir şey demedim sana. Yalan söylemiyorum Nilgün abla. Nurcan yalan söylemez ya. Abla iftira atma abla ya. Abla iftira atma. Ben sana dedim ki, kızım ben Kubilay'ın ablası olarak buraya gelmedim. Görümcü olarak da gelmedim dedim. 7 kat yabancı olarak geldim dedim. Ablan da buna şahittir. O senin benim kardeşimi götüren ablan var ya. Ben sana iyilik yaptım, iyilik. Seni orada parçalamadım. İnsan gibi davrandım sana. Parçalayacak bir şey yoktu ki. Beni neden parçalayasın? Niye? Dökümanlarını, yazdıklarını görmüyorsun değil mi? Neyi onu da boş abla, abla, onu da boş canım ablacığım, onları ben onu yazmışım canım, ben. Onu da sineye çektik. Onu da sineye çektik. İnkar etme. Eğer benim kardeşim sana bıçak çekseydi, orada sen bana derdin ki abla bana bıçak çekti Kubilay. Bıçak çekti zaten, söyledim, söylemedin mi? Omuzuma hayır. Öyle ben mi? Tabii size göre hayır. Sana kızım niye iş dedim. Kurban olayım abla dedim. Bak barıştırırsan sen baş barıştırırsın. Ben çoluk çocuğumdan elinden barkımdan olmak istemiyorum dedin değil mi bana? Ben çocuklarımı hiçbir zaman bırakmadım. Dedin mi? Bıraktın, kaçtın, gittin. Bırakıp kaçmadın, kaçtın, sen gittin, bana bıçak çektin. Düzcelere gittin. Çocuklarımı uzaklaştırmak için bıraktın, sen neden tekrar geri geldin? Çocuklarımı bıraktın, sen neden tekrar geri geldin? Kaçırdın. Kaçırdın. Sonra dedin ki ben bakacağım dedin değil mi? Çocuklarım. Baktın mı? Çocuklar benim. Çocuklar benim. Çocukları çünkü ilk duruşmada benden değil dedi. Benim. Benden değil dedi. Benim. Evet, ilk duruşmada benden değil dedin. Ne demişim? Çocuklar benden. Bir saniye. Çocuklar benden değil iddiasında dedi. Bulundunuz mu mahkemede? Esra Hanım size söylüyorum, hepinize söylüyorum. Tüm 85 milyonu söylüyorum. Söylüyorum mahkemede burada. Mi yalan söylüyor? Ben hiçbir şekilde bu şekilde konuşmadım. Öyle bu çocuklar mi? Benim çocuklarım. O zaman avukatlar yalan söylüyor. Benim çocuklarım. Bu çocuklar benim dosyada çocuklarım. Dosyada var mı böyle dosyada bir şey? Dosyada var. Bunu avukatım söyledi bana. Nurcan Hanım avukatınız dedi. Avukatınız değil, dosyada yani. Tabii dosyada var. Hatta dedi kendisinin bu çocukların benden olmadığını lazım. Düşünüyorum aha. Demiş mi kocanız? Avukat yani avukatım İsmail Meriç Bey bu şekilde söyledi bana. Dedi çocuk Nurcan Hanım iddiası var dedi. Çocukları reddediyor dedi. Benden değil diyor dedi. Nafakayı da o yüzden düşürmüş hakim bey. Etkilemiş mahkemeyi. Benden değil dedi. Ben DNA testi istiyorum. Çünkü benim için büyük bir iddia bu. Bunu düşündüren ne olabilir? 19 yıl düşünmüyor ve bir anda düşünmeye başlıyorsa. İşte onun cevabı onda Esra Hanım.
Ama ben siz, söylemiyorum ki. Siz bunu nasıl... Peki bu siz söylemediğiniz, o söylediğiniz tamam, iddia ediyor da... Tamam, Esra bunu söylüyor, benden değil diyor ama gerisi yok. Madem benden değil diyorsan bunu ispat edeceksin. Bir şey söylüyorsan gereğini yerine getireceksin. Bu dilekçesinde var mı? Siz işin var. Mesela meslektaşım hakkında da önemli bir iddiada bulunuyorsunuz. Bu mahkemede eğer bunu söylediyse o karşı tarafın dilekçesinin içerisinde bu tabii yazı... Tabii ki dilekçenin var, içerisinde... Vardır. Der ki ben velayeti talep etmiyorum çünkü çocuklarım benim de arasında bir soy bağı yok. Nafakayı da bu yüzden ödemiyorum diye mahkemede söylenir bu. Nafakayı ödüyorum efendim. Mahkemede yani zapta geçer, zapta geçer ya hatta karşı tarafın dilekçesinde yer alır. Yani, ama siz diyorsunuz ki ödüyorum efendim. Benim avukatım bana bunu aktardı. Hülya Hanım, Hülya Hanım peki bir şey söyleyeceğim. Zabıt, yani bu zapta geçtiğinde yine o sürece kadar çocukların soy bağı belirlenene kadar baba normal nafakayı öder. Tabii, tabii, ondan sonraki tabii. süreçte evet. DNA testi yapıldı. Kubilay Bey'den olmadığı ortaya çıktığında mı nafaka kesilir? Evet. Nafaka işlemeye bunu, devam eder. Hülya Hanım bunu karşı tarafın avukatı söylüyor mahkemede. Yani çocuklar Kubilay Bey reddediyor. Çocuklar benden değil diyor diye. Bunu mahkemede buyurun söylüyor. Kubilay Bey. Şoka girdiniz biraz. Hiç duymamış gibi değil mi? Şöyle daha yeni bir şey söyleyeyim Esra Hanım. Evet yani böyle bir şimdi, şeyi ilk kez yayında mı duyuyorsunuz? Evet ilk kez yayında duyuyorum. Neden biliyor musunuz? Bakın size de zaten burada da kendisi de zaten açıklamaları yalan, yapamıyor. Neden yalan söylüyor ki benim? Ne gibi bir çıkarım ablam olabilir benim konuştu, burada? Ablam bile konuştu, ona bile iddiada bulundu. İftira atıyorsun dedi, yalancısın dedi. Eğer ki öyle bir şey varsa. Öyle bir şey öyle bir olduğunu şey, söylüyorsun. Bak öyle sen bir şey varsa. Ben söylemiyorum. Lütfen. Bunu ben duydum. Lütfen doğruları söyle. Doğruları söylüyorum doğruları zaten. Neden söyle. Yalan söyleyeyim ki? Çocuklar... Sen de kabul et benden ne diyorsun? Çocuklar elhamdülillah benim. Senin... Gibi bir anaya bırakmayacağım çünkü sen çocuklarımı hak etmiyorsun. Esra Hanım özür peki, diliyorum. Peki şunu öğrenmek bakın, istiyorum. Bir dakika, şimdi çocuklar Esra Hanım duruşmadan bir şey duruşmaya çocuklarını görüyor. Kenan duruşmadan duruşmaya. Kenan Türkmen'e... Söylüyor. Canım. Kenan Türkmen kim? Kenan Türkmen. İş arkadaşınız mı? İddia etmiş değil, olduğum. Tanımıyorum. Hani. Geçen herkesin söz hakkı evet, vardı. Buyurun. İddia etmiş oldum. Adamın iki tane çocuğu var. Evli. Kenan Türkmen'e diyor ki. Canım. Laflarını güzel kocacığım, değiştiriyorsun. Oğluşuma selam söyle diyeceğim ama diyemiyorum. Kendi çocuklarını bırakmışsın sen. Adamın kendi çocuklarını hiçbir zaman bırakmadım. Ne zaman oğluşuma bıraktım? Oğluşuma diyorsun, oğluşuma diyorsun. Ne zaman bıraktım ben, çocuklarımı? Ahlaksız. Sen önce şu sana DNA testini bir açıkla. Bırakmayacağım. Laftan lafa geçiyorsun. Şimdi DNA testini aslında size onu öğrenmek istiyorum. Şimdi ablanız da dedi işte aç kaldı, susuz kaldı, sıkıntılar çıktı. Bunlar hep boşanma davası açmak için Hanım, sebep 20 ya. TL bırakın, kocanız 20 TL. Ya niye bırakmadın açınca... beni zamanında niye bırakmadın? 19 yıl mı oldu bana niye katlandın ki? Baktım zorlanıyorum. Çocuklarımı neden bırakayım? Gitseydin. Neden niye bırakayım? Gitmedin? Nurcan çalışmayı niye gitmedin? Seçtim. Çalışmayı seçtim. Nurcancığım. Çalışmayı seçtim. Senin yani şimdi bunu da iddia etmiş olabilir. Bu çocukların benden olmadığını düşünüyorum. Çünkü o 19 yıl boyunca kendine çizmiş olduğu bir aile tablosu var. O aile tablosu gayet iyiydi ama bir anda o tablo başlandı karalanmaya. Esra çünkü Hanım, tamam. Ona göre gerçekler ortaya çıktı. Eşinin bunu düşünmesine sebep olan senin eylemlerin, yazışmaların, davranışların ya da onun karşısına çıkan deliller olabilir mi? Ama ya Esra bunu Hanım, yapan bir şey bunu da yapmıştır dedirttirebilir mi? Böyle bir şey iddia ediyor ama işte bakın Esra burada Hanım, da madem ben gereğini yerine getirmiyor. Madem öyle madem bir şey varsa... çocuklarımı kabul etmediğini iddia ediyor. DNA testi yaptıracaksın. Nurcan Hanım sizin hakkınızda böyle bir iddiada bulunan eşinize... mal davası açmanın yanında bu davayı niye açmadınız? Bu davayı... O karşı taraf açması lazım. Hayır, karşı boşanma davası açacaksınız. Diyeceksiniz ki benim çocuklarımın soy bağıyla ilgili bana iffetsizlikle şey yapıyor. Karşı evet, dava ben açmıyorsunuz. Evet, ben bunu siz. Söyledim ama... Adliyeden bunu... de bu arada çıkmıyorsunuz. Birbirinizi yaralama, evet. birlikte 6284'ler havada uçuyor. Ama çok önemli iddialarda hiçbir dava açılmıyor. İkinizden şunu isteyebilir miyim? Ne yaşarsanız yaşayın. Birbirinizden ne talep ederseniz edin. Hepsinin bir süreci vardır. Ama onun haricinde hani her ikiniz de masaya hep çocukları koyuyoruz ya bazı olayları yaptıktan sonra bir anda çocuklar akla geliyor. Hı hı. Çocuklarınız için bir araya gelip uzlaşıp anlaşmayı deneyebilir misiniz? Sizi görüştürebilir miyim? Esra Hanım özür dilerim bakın şimdi atmış olduğu iftirayı istinaden ben size söylüyorum. Ben Düzce Gümüşova'daki dairemi iki oğlum için... Onların tamam, gelecekleri konuda, için. Şöyle söyleyeyim, bu konuda sizi uzlaştırmak için görüştürebilir miyim? Aldım. He?
Görüştürebilir miyim sizi? Görüşmenize bir sakınca var mı? Gidin şurada bir kahve için. Ekip yok, arkadaşlarımızdan... Yok, ben kesinlikle, hayır, kesinlikle konuşmak istemiyorum bu kadınla. Bu kadın ben beni çıldırtıyor. Ben boşanmak istiyorum Esra. İftiracı. Esra Hanım, boşanmak şerci istiyorum. İftiracı. Çünkü şey değil, doğru söylemiyor. Şerci doğru söylesin. Şerci ihtiyacı değilim. Peki, ben ne varsa benim için söylüyorum. Bir konuşmayı deneyin, tamam mı? Esra Hanım, ben ne varsa onu söylüyorum. Neden şer atayım ki? Yani benim anlat. Ne gibi bir çıkarım var ki bu? Peki. Çok çıkarım onun var. Onun bu fevriliği, sizin bu soğukkanlılığınız çok enteresan yani. Aynen. Bana çok şey düşündürüyor. Evet. Şimdilik sizi uğurluyorum. İnşallah, ama inşallah hayırlı güzel haberler. Diyecek. İnşallah çözülecek. Alırız. Buyurun Kubilay Bey. Sizi buradan alıyorum, sizi de buradan alıyorum. Ekip arkadaşlarım sizi bir araya getirecekler. Allah senden razı olsun. Allah seni kimsenin başından eksik etmez. Nefes aldıkça umut hep var. Seni çok seviyorum. Ben de seviyorum. Biz gerçeklerden kaçmayız. Biz gerçeği ortaya çıkartırız. Buradakilerin hepsi gerçek hikayeler.